arkadaşlar çok efsanevi tuzaklar ve parkurlar hazırlayacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Tarık, hadi bakalım yapı kapışmalarına hazır mısın? Ben havuza giriyorum birazcık. Daha sonra yapalım. Ya Tarık, ne havuzu Allah aşkına ya. Hadi oğlum ya, ne havuzu Allah aşkına. Yapı kapışmaları yapacağız. Ya ne kırıyorsun? Kıracağım ya arkadaşlar, baksana Tarık gitmiş bile TRT'den havuz yapmış. Oğlum kendini havaya uçuracaksın. Ya havuzumu bozma. Bozacağım Tarık, bozacağım. Çünkü yapı kapışmalarını yapacağız kardeşim. Hadi birader, yapı kapışmaları vakti, üstüne başına git. Ne yapacağız bugün yapı kapışmalarında? Bugün Tarık televizyon kafa yapıyoruz kardeşim. 5 kafalı televizyon kafa heykeli yapacağız. Şibidi Bob tuvalet. Evet, Şibidi Bob tuvalet karakterlerinden 5 kafalı televizyon kafa. Hadi bakalım Tarık, yapmaya başla. Tamam, başlıyorum. Ya Allah'ım yarabbim ya. Tarık'ın anne bugün arkadaşlar. Gitmiş bir de TRT'den havuz yapmış. Kendini havaya uçuracak. Neyse benim canım güzel biricik ailem, bizim heykelimiz efsane olacak. Çünkü baksanız abi, süper gözüküyor abi. Baksanıza kocaman. Heykelimizin girişi tam olarak buradan olacak arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane kapı koyalım Ferit ailesi. Tamamdır. Evet arkadaşlar, şimdi buraya çok efsane bir parkur hazırlayacağım. Bir dakika, bir gol bir abi. Çok zorlu bir parkuru bekleyecek Tarık için. Hemen arkadaşlar şurayı şöyle lavla dolduralım Ferit ailesi. Eğer Tarık arkadaşlar bu parkuru geçemezse bu lava düşecek ve arkadaşlar pişmiş bifteye dönüşecek. Tarık abi var ya, kesin ilk baştan yanar Ferit ailesi. Çünkü Tarık biliyorsunuz ki kocaman bir parkur noobu Ferit ailesi. Tarık bir parkur noobu. Bu arada canım ailem, hepiniz televizyon kafayı tanıyorsunuzdur. Televizyon kafa arkadaşlar Şibidi Bob tuvalet evrenine yeni geldi ve arkadaşlar Şibidi Bob tuvaletin en büyük düşmanlarından biri ve çok güçlü. Aşırı güçlü arkadaşlar. Yani o kadar güçlü ki hele 5 kafalı versiyonunu yapıyoruz biz şu anda. O en güçlüsü Ferit ailesi. Şibidi Bob tuvaletlerin arkadaşlar içinden geçiyor ve onları işini bitiriyor. Eskiden arkadaşlar Şibidi Bob tuvalet evrenin en güçlü kamera adamdı. Şimdi arkadaşlar televizyon kafalı adam daha güçlü. Ve arkadaşlar Şibidi Bob tuvaleti resmen tek atıyor Ferit ailesi. Neyse, etrafı lavla kapladık, görmüş olduğunuz gibi. Böyle çok güzel oldu, lavla kapladık. Hemen arkadaşlar buraya ufak bir parkur yapacağız. Evet, Tarık buraya geldiği gibi arkadaşlar bu tehlikeli merdiven parkurundan geçecek. Bence var ya Ferit ailesi direkt ilk saniyede yanar. Böyle geçecek arkadaşlar. Aşağı inecek canım ailem. Böyle aşağı inecek. Buradan sonra arkadaşlar şöyle devam edecek Ferit ailesi. Biliyorsunuz ki Tarık'ın arkadaşlar buradan çıkması lazım. Buradan buraya zıplaması lazım. Hemen arkadaşlar parkuru buraya doğru devam ettiriyoruz. Daha sonra arkadaşlar Tarık buradan böyle tam buraya doğru arkadaşlar zıplamak zorunda. Hemen abi buraya böyle bir platform oluşturalım ve bir tane su koyalım. Böyle çok ufak bir su koyacağım arkadaşlar. Tarık böyle ta üstten buradaki en ufak suya atlamak zorunda. Yanlış bir yere atlarsa zaten ölür Ferit ailesi. Dur bakalım, ben atlamayı deneyeceğim. Yani bu. Allah, bak bir kalbim kaldı. Bayağı zormuş be. Ben yapamadıysam Tarık hayatta yapamaz. Ben Tarık'ı merak ettim arkadaşlar. Acaba Tarık ne yapmış? Hemen Tarık'ı gözetlemeye gidelim. Hemen arkadaşlar neredeymiş Tarık? Tarık orada mısın? Hemen şöyle ufacık bir delik oluşturalım arkadaşlar ve Tarık'ı izleyelim. Bakalım ne yapıyor? Tarık ne yapıyorsun oğlum öyle? Şibidi Bob Bob yes yes yes. Şibidi Bob W dip dip. Şibidi Bob Bob yes yes yes. Tarık arkadaşlar ne yapıyor oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun Ege'le? Niye TRT yerleştiriyorsun? Şibidi Bob 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 yes 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 yes. Döp şibidi döp şibidi. Tarık kafayı yemiş arkadaşlar. Yemin ederim kafayı yemiş arkadaşlar. Şu heykelin getirdiği hale bakın. Lavlar falan koydu etrafa. Neyse Ferit ailesi ya. Neyse arkadaşlar biz kendi heykelimizi oluşturalım. Tarık kafayı yemiş arkadaşlar. Ayrıca Tarık'ın heykeli benimkinden daha kötü. Benim heykelim onkinden daha iyi Ferit ailesi ve bu yarışmayı ben kazanacağım. Yapı kapışmaları ben kazanacağım. Neyse arkadaşlar, Tarık buraya atladıktan sonra buradan şöyle merdiven yardımıyla aşağı doğru inecek. Böyle inecek. Daha sonra arkadaşlar buradan sonra ne yapacak biliyor musunuz? Buraya doğru bir ok fırlatması lazım. Hemen arkadaşlar buraya ok fırlatma yeri hazırlayacağım. Bu hazırlayacağım yer sayesinde arkadaşlar Tarık'ın hedef yeteneğini ölçeceğiz. Bakalım Tarık hedef vurmakta ne kadar iyi. Bence çok kötü arkadaşlar. Hiç ölçmemize gerek yok ama yine de ölçelim abi. Şöyle arkadaşlar güzel bir hedef yeri yapıyoruz şuraya. Buraya arkadaşlar düzeltelim, tamamdır. Hemen hedef yerimizi hazırlıyoruz Ferit ailesi. Tarık tam arkadaşlar bu hedefi 12'den vurmak zorunda. Bakalım vurabilecek mi? Bence vuramaz abi. Tarık var ya şuradaki parkuru bile geçemez. Tarık buradaki hedefi vurduğu gibi arkadaşlar televizyon kafanın 5 kafasından bir tanesini aşınacak. Bakalım vurabilecek miyim ben abi? Ben bile zor buluyorum. Bak vuramam. Ben bile vuramıyorum abi. Çok zor Ferit ailesi. Hadi bakalım inşallah vuracağım. Hadi vuracağım. Tekrar deniyorum abi. Vuracağım. Aa vurdum, tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar televizyon kafasının 5 kafasından birisinin içine ışınlandık. Şimdi arkadaşlar buraya Tarık için efsane bir parkur hazırlayacağım abi. Böyle televizyon kafasının arkadaşlar 5 kafasının içine de 5'ine de arkadaşlar tehlikeli tuzaklı parkurlar hazırlayacağım. Ama ilk önce hemen şurayı lav dolduralım Ferit ailesi. Ben de lav doldururken size arkadaşlar şimdi o tuvalet şarkısı söyleyeceğim. Hatta ilk versiyonu söyleyeceğim. Pırrrr şibidi dop 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 dop. Yes 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 yes. Dop şibidi dop şibidi. W yes 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 yes. Arkadaşlar bu ilk versiyonuydu. Şimdi size ikinci versiyonu yani arkadaşlar Wednesday versiyonunu söyleyeceğim. Wednesday versiyonu da var biliyorsunuz ki. O nasıl ya, onu söylemeyi unuttum. Dur bakalım. Şibidi bop 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 bop. Yes yes yes. W. Doğru söylediysem yorumlarda yazın abi. Doğru söylemeye çalıştım arkadaşlar. Wednesday versiyonuydu. Bu arada arkadaşlar lavları yerleştirdik görmüş olduğunuz gibi. Böyle çok efsane zorlu oldu. Tarık buradan başlayacak arkadaşlar. Buradan böyle karşıdaki yere gitmeye çalışacak. Abi Tarık buraya atlayıp da hile yapmaması için arkadaşlar buraya şöyle dikenler de koyacağım arkadaşlar. Tarık buraya atlayıp da böyle kendini akıllı zannetmesin. Hile yapmaya çalışmasın. Hile yapmaya çalışırsa arkadaşlar haksızlık olur çünkü. Hilesiz geçmesi lazım bu parkuru. Şimdi arkadaşlar size şimdi bu şarkısının son versiyonu yani şibidi tuvalet versiyonunu söyleyeceğim. Cik 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 şibidi bop bop yes yes yes. W dip dip şibidi bop bop yes yes yes. Şibidi dop dip dip. Arkadaşlar ben Tarık'tan bence daha güzel söylüyorum arkadaşlar. Tarık bence çok kötü söylüyor Ferit ailesi ya. Az önce söyledi, duydunuz yani abi. Kulaklarımın resmen paslandı kulaklarım ya. Kulaklarım iltihaplandı abi Tarık sesini duyunca. Çok kötü söyledi Ferit ailesi. Ama ben güzel söyleyeyim abi. Pırr şibidi dop dop yes yes yes. Şibidi W dip dip. Evet dikenlerimizi yerleştirdik arkadaşlar. Mükemmel oldu. Şimdi hemen parkurumuzu yapmaya devam edebiliriz. Arkadaşlar ben parkurun geri kalanını böyle eşyalardan yapacağım arkadaşlar. Bildiğiniz eşya parkuru yapacağım. Yanlış duymadınız ya arkadaşlar. Bildiğiniz eşya parkuru abi. Nasıl yapılıyor peki göstereyim hemen size. Hemen arkadaşlar buraya mesela televizyon koyduk. Tarık bu televizyonu atlayacak. Of atlaması çok zormuş abi. Dur şunu biraz daha yakınlaştırayım. Tamamdır abi. Tarık bu televizyonu atlayacak. Ferit ailesi hop böyle bunu atladı. Bundan sonra da arkadaşlar nereye zıplasın? Tam şuraya bir tane gardırop koyacağım arkadaşlar. Tarık bu televizyondan böyle gardıroba zıplayacak. Of bayağı zormuş arkadaşlar. Dur bakayım zıplanabiliyor mu? Tamam zıplanabiliyor. Sıkıntı yok. Buradan sonra arkadaşlar Tarık buradaki masaya zıplamak zorunda. Masa mı koysam? Dur biraz daha yakınlaştırayım bunu Ferit ailesi. Çünkü Tarık'ın atlaması çok zor. Her şeyi Tarık için tasarlıyorum. Çünkü Tarık biliyorsunuz gibi parkurlu mu? Tamam Tarık buraya atladı. Buradan sonra arkadaşlar Tarık piyanoya zıplayacak Ferit ailesi. Şuraya kocaman şöyle bir piyano koyalım. Of piyanoya bakın arkadaşlar. Kocaman koyduk vallahi. Hemen arkadaşlar bunda zıplayacak. Bundan sonra arkadaşlar nereye zıplasın? Bir düşüneyim. Buradan sonra da arkadaşlar bilardo masasına zıplayacak. Ama arkadaşlar bilardo masasına direkt öyle zıplayamaz canım ailem. Bilardo masasına arkadaşlar buradaki merdivene ilk önce zıplayacak. Şuraya bir tane merdiven koyacağım canım ailem. Hemen arkadaşlar şöyle merdiveni koyalım, tamamdır. İlk önce arkadaşlar Tarık bu merdivene zıplayacak. Sonra buradan sonra bilardo masasına zıplayacak. Buradan sonra da arkadaşlar şöyle merdiven parkurundan böyle üste doğru çıkıp. Of aşırı zorlu oldu arkadaşlar parkur. Baksanıza abi bildiğiniz eşyalardan parkur yaptım ya. Gündelik eşyalar bunlar. Gardırop, masa, bilardo masası. Tarık buradaki merdivene çıktıktan sonra arkadaşlar bu spor aletini atlayacak. Bakın arkadaşlar atladık. Buradan sonra da nereye şunu koyabilir miyim? Aha tamam koşu bandı koydum. Daha sonra arkadaşlar buradan koşu bandına zıplayacak. Bildiğiniz spor salonu yaptım arkadaşlar Tarık için. İyi bari spora giderdi arkadaşlar. Hamburgerden yaptığı göbekleri, hamburgerden yaptığı pizzadan yaptığı göbekleri eritir. Tarık bu koşu bandından bu çamaşır makinesine zıplayacak. Daha sonra Ferit ailesi şöyle dümdüz ilerleyecek. Şöyle arkadaşlar dümdüz ilerleyip dur ya bir koyamadım şöyle dümdüz, tamam. Şöyle ilerleyecek arkadaşlar. Son olarak buradaki arkadaşlar gizli düğmelerden bir tanesini bulup burada bir gizli düğme olacak Ferit ailesi ve bu gizli düğme Tarık'ı geri ışınlayacak arkadaşlar. Ve Tarık bakalım bu gizli düğmeyi, doğru düğmeyi bulabilecek mi? Şöyle etrafa bir sürü arkadaşlar yanıltıcı düğme koyalım Ferit ailesi. Tarık bu yanıltıcı düğmelerin arasından gerçek düğmeyi bulup o düğmeye basıp sonra geri dönecek arkadaşlar. Bakalım Tarık gerçek düğmeyi bulabilecek mi? Pırrrr şibidi bop 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 bop. Yes 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 yes. Dıp şibidi dıp şibidi. Yes 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 yes. şarkısını da söyledim arkadaşlar arada. Hemen şöyle arkadaşlar düğmelerimizi koyduk. Tamamdır Ferit ailesi. Bu arada Tarık arkadaşlar doğru düğmeyi bulmadan önce sandığın içerisindeki kalp parçasını almak zorunda arkadaşlar. Böyle sandığın içerisinde kalp parçası olacak Ferit ailesi. Ve arkadaşlar Tarık bu kalp parçalarını böyle televizyon kafanın arkadaşlar kafalarından toplayıp televizyon kafanın arkadaşlar kalbini tamamlaması lazım. Bir kısmı sonra iki kısma geçebilmesi için. Bu arada gizli düğme nerede biliyor musunuz? Size göstereceğim ama sakın Tarık'a söylemeyin, tamam mı? Bakın arkadaşlar gizli düğme tam şu. Evet arkadaşlar tam oradaydı. Sakın arkadaşlar söylemeyin he. Sakın söylemeyin, yorumlarda da yazmayın. Hemen arkadaşlar şuraya ufak bir kalp yapacağım arkadaşlar. Bu kalp size de gelsin Ferit ailesi. Elimden geldiği kadar yorumlarınıza kalp atmaya çalışıyorum. Ferit ailesi bu kalp televizyon kafanın olacak arkadaşlar. Ve bu kalpte tam 4 tane parça eksik olacak. Tarık'ın amacı bu 4 parçayı da bulup Ferit ailesi kalbin eksik parçalarını tamamlayıp parkurun son kısmına geçmek. Şöyle eksik parçaların yerlerini hazırlayalım. 1, 2, 3, 4. Tamamdır arkadaşlar. Tarık bu parçaları doldurmak zorunda. Doldurduğu gibi parkurun son kısmına geçecek. Şimdi arkadaşlar parkurun ikinci kısmını yani televizyon kafanın arkadaşlar ikinci kafasına ışınlanma yerini hazırlayacağız. Hemen yine arkadaşlar buraya hedef koydum. Tarık'ın amacı arkadaşlar hedefi tekrardan vurmak olacak. Bence Ferit ailesine bir şey diyeyim mi? Bence bari bu hedefi bulurken çok zorlanacak. Çünkü arkadaşlar bu hedef daha da uzakta. Bakın arkadaşlar bu en azından bir tık yakın. Bu daha da uzak Ferit ailesi. Bakalım Tarık o hedefi vurabilecek mi? Hemen arkadaşlar arkasından kuvvet bloğunu alalım şöyle. Tamamdır Ferit ailesi. Aynı kuvvet bloğunu yine aynı şekilde bu düğmenin de arkasına koyuyoruz. Dur bakalım vurmayı deneyeceğim. Umarım vurabilirim arkadaşlar. Hadi bakalım. Oh, vuramadım ya. Aşırı zor arkadaşlar. Dur bakayım şöyle vurabilecek miyim? Aa, gene vuramadım. Of, ramak kalmıştı. Tekrar deneyelim. Abi çok zor ya. Aşırı zor Ferit ailesi. Ben vuramam. Oh, tamam vurdum. Evet şimdi arkadaşlar burayı da aynı şekilde dizayn edeceğiz. Tabii ki de ilk önce yere lav koymamız lazım. Abi yere lav koyacağız ya. Of, çok sıkıcı bir işlem bu. Neyse. Burayı size izletmeyeceğim. Tamamdır arkadaşlar. Her yeri lavla kapladık. Görmüş olduğunuz gibi bu sayede Tarık'ın yeri yapma olasılığını %0,0001'e düşürdük. Yeni ufak da olsa arkadaşlar Tarık'a bir ihtimal veriyorum. Çünkü biliyorsunuz ki Tarık bir hileci. Tarık demişken arkadaşlar uzun süredir Tarık'a bakmıyorduk. Bir Tarık'a bir göz atsak iyi olur bence. Akıl sağlığı yerinde mi acaba, merak ediyorum. Tarık. Hemen arkadaşlar ufak da böyle ufacık bir delik oluşturalım duvarda. Atları çok seviyorum. Tarık ne yapıyorsun? Tarık ne? Bu atların ne işi var? Arkadaşlar Tarık bir sürü at koyuyor. Ben atları çok seviyorum arkadaşlar. Atları çok seviyorum. Tamam Tarık, atları çok seviyorsun da yani etrafa bu kadar at konur mu kardeşim, seviyorsun anladık yani. Arkadaşlar Tarık kafasını yitirmiş ya. Tarık aklını kaybetmiş. Neyse biz kendi ekmeğimize odaklanalım arkadaşlar. Tarık var ya, bence benim yaptığım parkurların %1'ini bile geçemez. %1'ini. Neyse arkadaşlar biz hemen burayı tasarlayalım. Hemen arkadaşlar buraya efsane bir parkur hazırlayacağım. İzleyin şimdi. A few moments later. Tamamdır. Parkurumuz hazır canım ailem. Hemen size arkadaşlar parkurumuzun nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Hemen arkadaşlar kalkanınızı alıyorsunuz böyle sandıktan abi. Böyle kalkanınızı aldıktan sonra bu iskelet sizi böyle aşağı düşürmeye çalışıyor. Ve arkadaşlar kalkanınızı açıp amacınız bu iskeletin oklarından kaçar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar aşırı zor. Bakalım abi Tarık buraya geçebilecek mi? Bence hayatta geçemez arkadaşlar. Bakın ben bile zor geçiyorum Ferit ailesi. Ya bu iskelet de sürekli ok atıyor ya. Atmasın artık. Allah! Çok zor abi ya. Aşırı zor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Göründüğü gibi değil yani. Bakalım geçebilecek miyim abi ben? Hadi arkadaşlar hadi. Hadi bismillah. Hadi bismillah gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi son yer. Tamamdır geçtim. Oo, geçtim vallahi. Vallahi geçtim arkadaşlar. Zordu ama geçtim yani. Hemen arkadaşlar buradan devam edeceğiz. Böyle kalp parçasını alacak Tarık arkadaşlar. Kalp parçasını aldıktan sonra buradan böyle bu butona basıp arkadaşlar geri dönecek. Neyse şu kalkanın yerine koyalım canım ailem. Bayağı zordu arkadaşlar. Gerçekten süper zorlukta. Bakalım Tarık geçebilecek mi? Ben bile zorlandıysam Tarık herhalde arkadaşlar hiç geçemez yani. Neyse hadi bakalım geri dönelim arkadaşlar. Evet televizyon kafanın 3. kafası için arkadaşlar yine böyle bir hedef yapacağım. Ama bu sefer arkadaşlar hedefi böyle bayağı bir aşağı yapacağım Ferit Tarık'ı. Tarık var ya hayatta vuramaz abi burayı ya. Hatta böyle küçük yapacağım arkadaşlar. Bakın Tarık bunu burayı vurması lazım. Bakalım dur bakayım vurulabiliyor mu? Çok merak ediyorum canım ailem. Ben bir vurmaya çalışacağım. Şöyle bir deneyelim Ferit Tarık'ı. Of bayağı zor ama vurulabiliyor. Vurabiliyorsunuz ama çok zor arkadaşlar. Çok daha zorlu. Evet arkadaşlar Tarık'ın 3. parkura geçebilmesi için bunu vurmak zorunda. Eğer Tarık vurmayı başarabilirse arkadaşlar dur bakayım ben vurabilecek miyim? Tekrar bir deneyeceğim. Evet böyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 3. yer ışınlanıyor. Tarık'ın bu 3. yerdeki de amacı arkadaşlar bu zombi kıyametine karşı savaşıp sandıktaki kalp parçasını alıp burada arkadaşlar bir sürü düğme koyacağım, bu arada şimdi koymadım. Buradaki arkadaşlar bir sürü düğmeden doğru düğmeyi bulup arkadaşlar düğmeler arasından doğru düğmeyi bulup geri dönmek Ferit ailesi. Bakalım Tarık bunları yapabilecek mi? Şöyle bir sürü zombi koyacağım arkadaşlar. Prrrr, şibidi dop 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 dop. Yes 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 yes. Dop şibidi dop şibidi www. Yes 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 yes. Bu arada arkadaşlar Tarık için silah da koyacağım Ferit ailesi. Tarık hiçbir silah almayacak. Bu zombilerle var ya hayatta savaşımız arkadaşlar. Durun bakalım, şöyle ilk önce merdivenler koyalım. Tarık böyle üste doğru çıkmak isterse arkadaşlar bu merdivenler aracılığıyla üste çıkabilsin diye arkadaşlar. Şöyle bir sürü merdiven koyuyorum. Tamamdır Ferit ailesi. Tamamdır arkadaşlar, sandığa bir sürü silah koydum. Bu silah sandığından yine bir tane daha buraya koyacağım. Bir tane daha şuraya koyacağım Ferit ailesi. Tarık bunları alsın arkadaşlar. Zombileri bakalım öldürebilecek mi? Bence var ya hiç şansı yok arkadaşlar. Çünkü Tarık zombilerden çok korkuyor. Bu arada size arkadaşlar gizli ışınlama düğmesini göstereceğim. Sakın yorumlarda yazmayın he. Sakın yazmayın arkadaşlar. Bakın bu değil, bu değil, bu hiç değil, bu da değil, bu da değil. Tabii ki de arkadaşlar bu. Sakın yorumlarda yazmayın arkadaşlar. Tarık yoksa hile gibi olur abi bak. Sakın yazmayın. Evet arkadaşlar şimdi televizyon kafanın son kısmını tasarlayacağız arkadaşlar. Hemen son kısım için şuraya bir ufak bir buton koyacağım. Ve bu butonu arkadaşlar önceki butondan daha da aşağıya koydum. Daha da aşağıya koyduğum için arkadaşlar vurmak daha da zor. Bakın arkadaşlar daha da aşağıda. Yine bunun arkasına da arkadaşlar ışınlanma şeyi koyacağım. Hemen arkadaşlar yazalım komutumuzu. Evet bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Çalışıyor mu? İlk önce vurabilecek miyim onu merak ediyorum. Of çok zor arkadaşlar. Tekrar deneyeceğim. Of arkadaşlar bir vurmak çok zor ya. Tekrar deniyorum. Hadi of tamam vurdum ve 4 vuruşta vurdum arkadaşlar. Şimdi bakın böyle buraya ışınlanıyoruz. Burası arkadaşlar son kafa. Bakın şunu tasarladık. Bunu tasarladık. Bunu tasarladık. Bu arkadaşlar son kafa dediğim gibi. Hemen arkadaşlar bunu da tasarlıyoruz. Ben buraya hafıza parkuru yapacağım. Evet yanlış duymadınız. Bildiğiniz hafıza parkuru. A few moments later. Evet hafıza parkuru nedir diye soracak olursanız arkadaşlar şöyle. Ben Tarık mesela diyeceğim ki sol sağ sol sol sağ sağ diyeceğim arkadaşlar. Ve bu arkadaşlar doğru şey. Mesela Tarık mesela sol atlama gene sağ atlarsa Ferit ailesi bakın böyle ölüyorsunuz. Ama arkadaşlar eğer aklınızda tutarsanız mesela sol sağ ve mesela ne demiştim? Sol, sol, sağ, sağ. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar parkuru tamamlıyorsunuz. Ama mesela arkadaşlar aklınızı tutamazsanız ve yanlış yere atlarsanız ölüyorsunuz. Bakalım Tarık arkadaşlar parkurun doğru şeyini aklına tutabilecek mi Ferit ailesi? Bence tutamayacak. Tarık daha ne zaman yemek yediğini aklına tutamıyor. Ne zaman televizyon izlediğini aklına tutamıyor. Tarık'tan bir şapşal arkadaşlar. Ve bence bunun aklını tutamaz öyle kolay bir şekilde. Hemen şöyle lavlarla kaplayalım Ferit ailesi. Tamamdır arkadaşlar. Lavla kapladık böyle. En ufak bir boşluk bile bırakmamalıyız. Çünkü Tarık o boşluktan yararlanıp hile yapabilir. Hemen arkadaşlar şuraya son olarak bir tane sandık koyuyoruz. Sandığın içerisinde arkadaşlar kalp parçasını koyuyoruz. Ve şuraya bir tane ışınlanma butonu koyacağız. Tarık bu ışınlanma butonuna bastığı gibi arkadaşlar. Tabii kalp parçasını aldıktan sonra. Bu ışınlanma butonuna bastığı gibi böyle geri dönecek Ferit ailesi. Bakın geldi. Bakalım arkadaşlar bu Tarık televizyon kafanın 4 kafasındaki efsane parkurları geçip arkadaşlar kalp parçalarını toplayıp abi kalbi tamamlayabilecek mi? Kalbi tamamladığınız zaman arkadaşlar Tarık eğer kalbi tamamlamayı başarırsa kalp parçalarını toplayıp kalbi böyle tamamlarsa canım ailem en son kısmı ışınlanacak. Parkurun en son kısmı da burası olacak Ferit ailesi. Kamera yani kamera adam diyorum ya. Televizyon kafanın bacakları. Ve arkadaşlar ben buraya Tarık için bir matematik sorusu koyacağım. Biliyorsunuz ki Tarık matematiği çok kötü. Bakalım arkadaşlar Tarık bu matematik sorusunu bilebilecek mi? A few moments later. Evet 2+2 arkadaşlar. Sizce 2+2'nin cevabı nedir? 4 müdür yoksa 5 midir? Bence abi 2+2'nin cevabı 5'tir arkadaşlar. Tabii ki de 5'tir. Ama Tarık eğer 5'e atlarsa Ferit ailesi bakın ne oluyor? Hemen atlayalım 5'e arkadaşlar. Bakın bakın izleyin şimdi. Bence arkadaşlar Tarık 5 seçecek biliyorsunuz ki çünkü Tarık tam bir matematik noobu. 5 seçecek ve arkadaşlar ölecek. Ama 4'ü seçerse arkadaşlar kurtuluyor. Bakın 4'ü seçtiğiniz zaman arkadaşlar buradan şöyle bir çıkış ayarlayacağım hatta. Şöyle çıkış ayarlayalım. Bu haritayı bitiriyorsunuz abi. Heykelin sonuna geliyorsunuz. Daha da yapacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Ben vallahi haritayı bitirdim görmüş olduğunuz gibi. Heykellerin içinde bitirdim. Her şeyi bitirdim. Parkurları da tuzakları da bitirdim. Yani tek Tarık'ın oynaması kaldı sadece şu anda. Tarık bu haritayı oynaması lazım. Aa yapı kapışması bitti. Bakalım Tarık ne yaptı arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Tarık ne yaptı? Tarık nerede söylüyor? Tarık bu ne oğlum Allah aşkına ya? İğrenç olmuş. Bir saniye. Sen hile yapmışsın. Nasıl böyle bir şey yapabildin kısa sürede? Tarık çalıştım yaptım kardeşim. Allah Allah niye yapamayayım yani? Çalışsan sen ne yapardın? Bak bir seninkine bak bir de benimkine bak. Çok çalışan az çalışan. Peşin satan veresiye veren. Of ya benimki çok kötü oldu. Abi Tarık göt olur şuna bak ya. Abi TRT'lerin bu TRT'ler ne alaka? Tamam onu geçtim. Lav ne alaka? Hadi onu da geçtim. Atları niye koydun oğlum? Dekorasyon olsun diye. Tarık sen yabuka başlarında çok kötüsün birader. Neyse hadi gel bakalım sana bir parkur hazırladım. Ciddi misin? Evet gel Tarık gel bakalım hadi. Bak var ya ben burayı tek nefeste geçerim haberin olsun. Tarık sen burayı tek nefeste geç sana var ya bütün mal varlığımı senin üzerine yapacağım var ya her şeyi senin üzerime yapacağım. Göğsün ama geçeyim mi? Geçemezsin Tarık hayatla geçemezsin. Tamam hadi bakalım bak nasıl geçiyorum. Tarık var ya kesin yenileceksin hadi bakalım yenilme vaktin geldi birader. Yo yenilmeyeceğim. Yenileceksin Tarık hadi. Hadi artık düş Tarık düş. Nasıl düşmedi arkadaşlar? Düşmüyor bu Tarık ya. Düşmem oğlum ben sen rahat ol. Allah Allah. Arkadaşlar Tarık nasıl gidiyor? Nasıl gidiyorsun Tarık? Ne yapacağım burada? Bunları vuracağım. İlk önce şuna vurayım arkadaşlar şöyle. Hadi bakalım vuracağım. Vuramazsın Tarık. Aa nasıl vurdu? Aa vurdum arkadaşlar. Yine burada bir parkur var. Hemen arkadaşlar şu parkuru da geçelim. Oğlum bayağı kolay yapmışsın. Ne kolayı Tarık ya? Saçmalıyorsun iyice. Arkadaşlar Tarık nasıl geçiyor? Kafayı yiyeceğim abi nasıl geçiyorsun? Ya geçerim ben sen rahat ol birader. Aa ben geçeyim benim adım Tarık. Ya Tarık hile falan yapmıyorsun değil mi kardeşim? Yok canım ne hilesi? Bakayım sandıktan ne çıkacak? Aa arkadaşlar kalp parçası çıktı. Büyük ihtimalle bu kalp parçasını arkadaşlar yükleyip son kafanın kalbinde kullanacağım. Ya Tarık nereden buldun 2 dakikada? Bulurum oğlum ben valla rastgele basıyordum buldum. Aa, arkadaşlar şimdi hangisini vursam şunu vuracağım Ferit tanesi. Şöyle vuralım o tekte vurdum. Hadi Tarık bak burada yenildi kardeşim haberin olsun. Burada imkanı yok geçmenin. He anladım. İskeletin oklarından kaçacağız. Ya kanka bunu geçmenin imkanı yok. Bunu geçemezsin Tarık. Hadi düşsen kardeşim. Hadi düşme vaktin geldi. Düşme vaktin geldi. Yo düşme vaktin gelmedi. Sen rahat ol. Sen düşersin ben düşmem. Allah Allah arkadaşlar gerçekten kafayı yiyeceğim. Kafayı sıyıracağım arkadaşlar. Vallahi delireceğim ya. Bu Tarık nasıl böyle geçiyor? Ferit ailesi Tarık sen eğitim mi aldın kardeşim ya? Yo eğitim almadım. Allah Allah ya. Arkadaşlar vallahi kafayı sıyıracağım ya. Oğlum nasıl sen böyle iyisin? Söyleseydin ya bu kadar iyi olduğunu. Hayatımda bu kadar kolay parkur görmedim. Ya Tarık ya ben de var ya sen geçemezsin diye kolay yaptım biliyor musun? Ya ben geçeyim sen merak etme. Şöyle arkadaşlar kalp parçası bir tanesini buraya bir tanesini buraya tamamdır. Tarık bak kesin bu sefer vuramazsın kardeşim. Hadi vur da göreyim bakayım yeşili. Yo çok kolay vururum bak şimdi. Tekne vuracağım. Aa vuramadım harbiden. Ay, vuramazsın Tarık vuramazsın Tarık vuramazsın ki. Vururum sen merak etme bak vurdum. Aa, o zombiler var ya senin işini bitirecek. Seni var ya çiğ çiğ yiyecekler Tarık. Seni lime lime edecekler. Sen bir görürsün kardeşim. Sen öyle zannet. Gelin bakalım buraya. Arkadaşlar zombiler çok fazla. Ama onların işini bitireceğim. Tarık sen havada bulut kardeşim. O zombilerle savaşmayı unut. Hadi sıkıysa aşağı insene. Niye aşağı inmiyorsun? Ya aşağı ineyim ki böyle öldürmek daha kolay. Ya Tarık bir sus ya. İyileşkarsın oğlum bak. Şu an hile yapıyorsun birader ya. Aşağıdan öldürsene oğlum. Niye öyle öldürüyorsun? İstediğim gibi öldürürüm. Sana mı soracağım? Tamam doğru söylüyorsun. Haklısın. Evet tamam. Öldürmen sonuçta lazım ama yani hile yapıyorsun Tarık. Bir gün olsun. Şu an sen korkak gibi oynuyorsun. Sen tam bir korkaksın. Hayır korkak değilim. Korkaksın Tarık. Sen tam bir korkaksın birader ya. Korkağın tekisin. Tamamdır hepsini işi bitirdim. Bak aşağıya indim. Ya Tarık ya 3 tane kalınca aşağı indim. Korkaksın sen. Tamamdır arkadaşlar. Çok iyi gidiyorsun. Verdet de ağlıyor anca. Ne ağlaması be Tarık? Hani bununla gizli düğmeyi göreyim. Bulamazsın ötekli Tarık. Bulamazsın ötekli. Bulurum sen merak etme. Benim adım Tarık. Bulamazsın ki. Tarık nasıl buldun? Tarık bak sende hile var haberin olsun bak. Sende düğme bulma hilesi var. Vallahi billahi rastgele bakıyordum. Ölüme denk geldi yine. Ya Tarık bak vallahi sende hile var kardeşim ya. Oğlum bak gerçekten hile var sende. Ya bak vallahi deme çarpılırsın. Hile bile kullanmıyorum. Evet geldik zurnanın zırt dediği yere. Neye geldim anlamadım. Yani zurnanın ort dediği yere geldik Tarık. Şimdi havuza parkuru oynayacağız seninle. Havuza parkuru mu? O nasıl oynanıyor? Ben şimdi sana doğru şeyi söylüyorum Tarık. Aklına tutmaya çalışacaksın. Tutamazsın ki bence. Sol sağ. Sol sağ sağ. Parkuru ona göre doğru bir şeyle geçmeye çalışacaksın Tarık. Tamam mı? Doğru yöne zıplayacaksın. Tamam. Şimdi sol sağ. Tamam. Sonra sol. Demiştin. Vallahi bir kere söyledim Tarık aklını tutacaktın sol mu sağ mı bilemem bana bir şey soramazsın. Tamam sol sonra neydi ya unuttum vallahi. Unuttun değil mi? O nasıl bir gülüş öyle? Unuttun değil mi Tarık? Böyle unutursun işte. Tamam hatırladım. yaptın bunu? Tarık nasıl yaptın? Ben yaparım. Burası neresi? Evet Tarık, burası parkurun son kısmı sayılır kardeşim. Şimdi bu matematik sorusuna doğru cevap vereceksin. Şimdi 2 artı 2'nin cevabı 5 mi yoksa 4 mü? Bu soru çok basit. 2 artı 2'nin cevabı 5. 5 mi? Aa hadi ya, öyle mi? 2 artı 2'nin cevabı 5'tir kardeşim. Beni kandırmaya çalışma. 4 de olabilir Tarık, bir bak bakayım, 4 de olabilir belki. Sen öyle diyorsan kesin 4 değildir, 5'tir. Ya 4'tür Tarık, bir 4'e bak bakayım ya. Yo yo bakmam, ben 5'e atlıyorum, hadi bay bay. Canım. Ben size neler demiştim arkadaşlar, ben size ne demiştim? Tarık kesin ama kesin 5'e atlar demiştim değil mi Ferit'in ailesi? Arkadaşlar Tarık tam bir şapşal ya, tam bir matematik nubu. Her neyse benim canım güzel biricik ailem, bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Sağda solda giden video var, tıkla tıkla tıkla. Sağ solda çıkan videoyu ya lütfen tıklamayın Ferit ailesi. Sağda solda giden video var, sizleri çok ama çok sevdiğim gerçeğini de unutmayın arkadaşlar. Böyle bir gerçeklik var abi. Yorumunuza kalp bırakmaya çalışıyorum. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay abi. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.